Steve Jobs'un 1977'de bilgisayar şirketine bulduğu isme ve Beatles grubunun kurdukları müzik şirketine ilham olan Son of Man tablosunun ressamı René Magritte'ı tanıyor musunuz? Hadi gelin kısaca bahsedelim. René Magritte'in 1964'te yaptığı sürrealist otoportresi Son of Man, 1966'da Magritte hayranı Paul McCartney tarafından satın alınır. Tablodan ilhamla Beatles üyeleri tarafından Ocak 1968'de Londra'da kurulan efsanevi şirketin adı Apple Corps olur. Bu sevgisini Paul şöyle açıklar. Onu bu kadar çok sevme sebebim dünyayı anlam ve önem açısından ters yüz etmekle yetinmeyip bir de içini dışına çıkarmış olması. Hayatta hangi şapkayı takarsan tak sen sensin. Magritte'in anlatmaya çalıştığı dünyanın karman çorman her şeyin delice yorumlanabildiği bir orman olduğu. Steve Jobs da 1977'de yeni kuracağı bilgisayar şirketi için isim arıyordu. Bu elma dolaylı olarak Apple Computer'a da ilham oldu. Hatta Beatles 1978'de Apple'a bu ismi kullandığı için dava açar. Sonuç olarak Apple bilgisayar müzik işine girmemeyi kabul eder. Ancak bu anlaşma 2000'li yıllarda iTunes ve iPod'un çıkmasıyla sona erer tabi. 1983'te Paul Simon şirketi Şimdiye kadar yazdığı en iyi şarkılardan birini yayınlar. Simon bu şarkı için gerçeküstü bir ressam hakkında gerçeküstü bir şarkı der. Sonra 1992'de çekilen Robin Williams'ın da başrolünde olduğu Toys filminde René Magritte'ın sanatının etkisini set ve kostüm tasarımlarında bariz görürüz. Filmin afişi de Son of Man'i çağrıştırır zaten. Daha neler neler, tasarımlar, albümler, filmler. Magritte öyle bir etki bırakır ki herkes nasibini alır. Hayat hikayesi de çok ilginç. René François Cezlay'in Magritte. 1998'de Belçika'da Lessons'da doğar. Küçük bir Burcuva ailesinin üç erkek çocuğunun en büyüğü. Babası tüccar olduğu için sık sık şehir değiştirirler. 1912'de annesinin bir nehirde boğularak intihar etmesiyle çok yıkıcı bir darbe alır. Brüksel'de sanat okuluna gittikten sonra resim yaparken geçimini sağlamak için ticari reklamcılıkta çalışır. 1920'lerde sürrealist tarzda resimler yapmaya başlar. Aynı zamanlarda çok genç yaşta tanışıp aşık olduğu Georgette'le Brüksel Botanik Bahçesi'nde tesadüfen karşı ve neredeyse yarım yüzyıl süren bir birliktelik başlar. Georgiet askere giden Renin'in ordudan dönmesini bekler ve Haziran 1922'de evlenirler. 1926'da Magritte Brüksel'de Galeri La Centaur'la sözleşme imzalar. Bu süre zarfında arkadaşı Andre Braden'dan esinlenerek sürrealist bir gruba dahil olur. Magritte esprili görüntüleri ve basit grafikleri ve günlük nesneleri kullanmasıyla tanınır. Tanıdık şeylere yeni anlamlar verir. Zamanla artan popülariteyle sanatını tam zamanlı olarak sürdürmeyi başarır ve birçok uluslararası sergi açar. Hayatı boyunca çok sayıda stil ve formla deneyler yapar ve Pop Art hareketi üzerinde birincil etkiye sahip olur. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Belçika'yı işgali sırasında Brüksel'de kalır. Çalışmaları Modern Sanat Müzesi ve Metropolitan Sanat Müzesi'nde iki retrospektif sergi de dahil olmak üzere New York'ta birçok kez sergilenir. 1945'te Belçika Komünist Partisi'ne katılır. Siyasi görüşleri onu diğer sürrealistlerden ayırır. 1960 yılında pankreas kanserine yakalanır. 15 Ağustos 1967 yılında 68 yaşındayken hayata veda eder. Peki siz Reni Magritte'i tanıyor muydunuz? Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.